hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen 5'te 5 projesi kapsamında herkes için eşitlik konulu bir sunum yapmaya çalışacağım. Sürçülisan edersem şimdiden affola diyorum. Tabi biz e, bugün, e, bu pazar akşamı size konuk oluyoruz, konuk olmaya geldik. Belki bir kısmınız mutfakta yemek yapıyorsunuz, belki bir kısmınız sofrada yemek yiyorsunuz veya e, çaylarınızı e, yudumluyorsunuz. Kabul buyurursanız biz de yanınızda olacağız. Beşte 5 projemiz e, geçtiğimiz hafta Karaveliler Köyü'nde başladı. E, bizim bir hayalimiz vardı. Eşitlik kavramını topluma en iyi şekilde anlatabilmenin yolunun gelenekselci yaşamın yoğun olarak yaşandığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir düsturundan da yola çıkarak köylerde başlayarak biz bu projeyi uygulamak istedik ve geçtiğimiz hafta Karaveli'ler köyündeydik. Buradan da tüm e, Karaveli'ler Köyü sakinlerine e, selamlarımı iletiyorum. Çok keyifli, güzel dakikalar yaşadık birlikte. Ancak e, malumunuz, e, koronavirüs nedeniyle bir pandemi durumu söz konusu, vakaların artma eğiliminde olması nedeniyle bugün itibariyle e, eğitimlerimizi, e, sunumlarımızı online yapacağız. E, bugün şayet böyle bir sıkıntı olmasaydı Ilyac köyünde olacaktık. Buradan. Başta tüm Ilıca köyü olmak üzere herkese tekrar selam, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Beni dinlemeye çalışacak olan, dinleyecek olan herkese teşekkür ediyorum şimdiden. Değerli dostlar, eşitlik kavramı bizim için çok önemli. Yani eşitlik kavramını ortaya koyamazsak ayrışmanın önüne geçemeyeceğiz. Artık bu konunun başka bir yolu yok. Bir şekilde hepimiz eşitlik kavramını yaşamamıza yaşamamıza geçirmek durumundayız. Yani bildiğimiz şeyleri artık biraz uygulamanın vakti geldi diye düşünüyorum. 21. yüzyılı geride bıraktığımız bugünlerde 2020 yılında hala şiddet olaylarıyla konuşulan bir ülke olmak hepimizi rahatsız ediyordur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gelişen, uygar, medeni bir ülkede yaşayan e, bir Türk vatandaşı olarak beni rahatsız ediyor. Biliyorum ki sizleri de en az benim kadar rahatsız ediyor. Bu yüzden eşitlik kavramını hayatımıza e, yerleştirmemiz lazım. Eşitlik kavramını yaşantımız sürecinde yaşamamız lazım. Ancak eş, bu bu kavramı, eşitliği yaşayarak hayatımızda tutabiliriz. Yoksa e, Söylemlerde kaldığı zaman eşitliğin çok da fazla bir anlamı olmuyor değerli dostlar. Şimdi değerli arkadaşlar, kadın erkek eşitliğine şöyle bir baktığımız zaman, tarih boyu kadın erkek aslında iç içe yaşamış, eşit paylaşımlarda bulunmuş, hayatı paylaşan iki varlık, birbirini tamamlayan iki varlık. Yani en ilkel çağlara baktığımız zaman işte mağaralarda yaşanan, bu toplayıcılık, avcılık yapıldığı dönemlerde kadın erkek e, birlikte yaşıyor eşit bir şekilde. E, daha sonra e, işte tarım toplumuna e, geçişte gene kadınla erkek birlikte yaşıyor. Hatta bu dönem işte kadını bereket e, olarak simgeleyen figürler yapılıyor. Kadına çok ciddi değerler veriliyor. E, sanayileşme e, başladıktan sonra... E, bu biraz e, sıkıntı oluyor. yani kadın erkek eşitliğinde bir sıkıntı yaşanıyor. Erkeklerin e, daha güçlü olduğu erkek egemen e, sistemler e, ortaya çıkmaya başlanıyor. Fakat e, bu dönemlerde de kadın hareketleri e, ortaya çıkıyor o eşitliği e, ortaya koyabilmek için e, belli mücadeleler oluyor. Osmanlılar Osmanlı İmparatorluğu döneminde de aynı şekilde bu kadın hareketleri devam ediyor. İşte Fatma Aliyeler, Muhittin Seni Hanımlar, Halde Edipler bu dönemde ortaya çıkıyor. Kadınların daha etkin olduğu bir takım yayın organları çıkıyor. Dergiler, gazeteler kadınlardan daha çok söz ediyor. Böylelikle kadınla alakalı kadın erkek eşitliği mücadelesi sürüyor. Cumhuriyet döneminde biliyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk e, kadınlara seçme ve seçilme hakkını veriyor. 1930 33 34'te tamamlanıyor bu süreç. Seçme seçilme hakkı verildikten e, sonra kadın erkek eşitliği e, hukuken aslında bizim yaşamımıza geçmiş oluyor. Hatta 1926 yılında medeni kanunla e, kadına e, işte mirasta eşit pay alma e, işte Resmi kanunlara göre evlilik yapma hakkı falan getiriliyor. Daha sonra da kadının evlilikte kendini soyadını kullanma hakkı gelecek. Bu noktada aslında birçok ülkeden normalde başladığımız zaman daha iyi noktadayız. İyi noktada başladık biz bu sürece. Daha sonra ne oluyor peki? Aile içi şiddet dediğimiz kavram yani e, bunun o, bu eşitlik kavramını e, topluma e, eğitimler yoluyla yayamadığımız e, için aile içi şiddet e, denilen erkek güçlü olan erkeğin kadına şiddet uygulaması e, ortaya çıkıyor. İşte amacımız bu e, şiddet ortamında eşitlik kavramını e, anlatabilmek. Bu eşitlik kavramıyla ilgili İnsan hakları evrensel bildirgesinin birinci maddesinde herkes eşittir diyor. İnsan haklarının e, incelediğimiz zaman e, herkes ya da hiç kimse diye başlıyor genellikle. E, eşitlik kavramı üzerinde duruyor. Ayrımcılığın kesinlikle e, yasak olduğu o, o, bilgileri yer alıyor bazı maddelerinde işte 16 ve 17. maddesinde kadın erkek evliliğinden bahsediyor. Evlilik sözleşmesinden bahsediyor. Yalnız kabaca ifade edecek olursak insan hakları evrensel bildirgesi eşitliği ortaya koyuyor. Ama genel olarak eşitliği ortaya koyduğu için insan hakları evrensel bildirgesi bu yeterli değildir. Değerli dostlar. Yani bu kavramın açılması gerekiyor. İşte Nasıl açılacak? Kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları e, gibi e, kavramların ön plana çıkartıldığı ve herkesin şansta, değerde, haklarda eşit olduğunun, eşit yükümlülere yükümlülüklere ve e, eşit haklara sahip olduğunun e, daha çok irdelenmesi gerekiyor. Öncelikle ne oluyor? Birleşmiş Milletler e, kadına, kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Sözleşme e, ortaya çıkıyor. Biz bu sözleşmeye 1986 yılında taraf oluyoruz. Daha sonra buna dair ihtiyat, ihtiyari protokoller ortaya çıkıyor. Ve biz bu ihtiyari protokolü de imzalıyoruz 2002 yılında. Böylelikle eşitlik kavramı şiddetin önlenmesine dair düşünce aslında bizim yasalarımıza da girmiş oluyor. Çünkü e, mutlaka birçoğunuz biliyorsunuzdur e, anayasanın 90. maddesi e, imzalanan e, taraf olunan uluslararası sözleşmelerin iç hukuk e, durumuna geldiğini açıkça e, ortaya koyuyor. Tabi e, biz bu sözleşmeleri imzalayınca iş bitmiyor. Yasal kendi iç hukukumuzu da e, bu düzenlemelere göre uyumlaştırıyoruz. Ne yapıyoruz işte? Önce kadının statüsü diye bir birim oluşturuluyor bakanlık bünyesinde. Daha sonra işte 4320 sayılı aileyi koruma ile ilgili bir kanun ortaya çıkıyor. İşte 6284 sayılı kadına şiddet, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair yasalar ortaya çıkıyor. Gene 2009 yılındaki anayasa değişikliklerinde pozitif ayrımcılık ortaya çıkıyor. İşte... Ee, pozitif ayrımcılık e, dediğimiz zaman e, şunu anlamak gerekiyor ya hem eşitlikten bahsediyorsunuz hem pozitif ayrımcılıktan bahsediyorsunuz gibi bir şey ortaya e, konulabilir haklısınız da bu konuda aslında e, bu Birleşmiş Milletler e, kadına karşı şiddetin önlenmesi işte e, kadına karşı e, şiddetin önlenmesine dair kanun e, uygulandığı zaman bu pozitif ayrımcılığa çok fazla gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. Bu bağlamda e, yasal e, mevzuatta uyumlaştırma hareketleri yapılıyor. Fakat e, bunlar e, maalesef gene yeterli değil arkadaşlar. E, eşitlik kavramını yaşamımıza geçirebilmemiz için niye e, yeterli değil biliyor musunuz? Şunun için yeterli değil. <laughs> Bizler ee, eşitliği bir değer olarak görmeliyiz. En önemli yaşamsal değer değerimiz olarak görmeliyiz. Yani bunun için de e, okul öncesinden başlayıp e, çocukların gelişimi de dikkate alınarak her dönemde okullara kadın erkek eşitliği ile ilgili e, kavramlar konmalı. Daha doğrusu eşitlikle ilgili kavramlar konmalı. Bu Kadın erkek eşitliği olur, çocuk hakları olur, engelli hakları olur. Birleşmiş Milletler'in bu alandaki hemen hemen bütün sözleşmelerini imzalamışız biz. Yani çok ciddi bir e, yasal çalışma var. Fakat pratiğe dökmenin e, yolu nedir? Bunu okulda çocuklarımıza, öğrencilerimize eğitim olarak vermek. Bu da yetmez. Bunu e, toplumumuza da anlatmak gerekiyor. E, nasıl anlatacağız bunu? İşte biz e, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği olarak tam burada devreye giriyoruz işte. Çok farklı, çok doğru bir duruşumuzun olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz bu işe temelden başladık. Nereden başladık? Köylerden başladık. Niye köylerden başladık? E, köyler e, toplumu e, oluşturan e, en küçük yapı taşları. Toplumun temelidir köyler, e, mahalleler. Burada e, insanların e, herkes için eşitlik noktasında bilinçlendirilmesi, insanların birbirine saygıyı, sevgiyi, yaşam standardı haline getirmesini sağlayabilirsek bu kentlere yayılacak, bu topluma yayılacak, bu bizim yaşam standardımız olacak. Böylelikle ne olacak? Kanunlara göre yapmış olduğumuz düzenlemeleri biz yaşam tarzı olarak da benimsemiş olacağız. Eğitimlerle toplumun değişik katmanlarında yapacağımız söyleşilerle biz bu eşitlik kavramını e, herkese kabul ettirmiş olacağız diye düşünüyorum. Tabi bu e, düşünceleri ilk dinlediğinizde belki çok fazla e, bir anlam ifade etmeyebilir. Hatta bazılarınız karşıda çıkabilirsiniz. Ya işte kadının yeri evidir. Elbette kadının yeri evidir. Erkeğin yeri de evidir. Her ikisinin yeri de evidir. Burada eşitlikten bahsederken amaç kadını kişisel e, kimlik e, özelliklerinden kendi kimliğinden koparmak. E, ...asi durumuna getirmek değil. Kadını toplumun her alanında güvenli güvenilir ve güvenilir hale getirmek. Yani kadın toplumda alışverişini yaparken kendini güven içerisinde hissedecek. Mutfakta yemeğini yaparken, evinde otururken kendini güven içerisinde hissedecek. Bizim e, eşitlik anlayışımız bunu gerektiriyor, bunu gerektir gerektirmeli. Kadın öyle baskılanmış ki... E, Belli yerleri kendi kalesi zannediyor. O kalesi olarak görmüş. Mesela e, mutfak kadının kaçış noktası olmamalı. Mutfağa zevkle gitmeli. Nasıl olacak bu? E, kadının partneri olan erkek de kadınla birlikte mutfağa girecek. İşlerin bir ucunda tutacak. Yemeği kadın yapıyorsa salatayı da erkek yapacak. Eşitlik kavramını ancak davranışlarımızla ortaya koymalıyız. Yoksa sözle bunları söylemek, ortaya koymak çok zor. Kime sorarsanız zaten kadın erkek eşitliğini savunuyor. Hiç kimse reddetmiyor. Ama ne hikmetse bu kadın erkek eşitliğini savunanlar İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıyor. Değerli arkadaşlar İstanbul Sözleşmesi de bizim yasal mevzuatlarımızdan bir tanesidir. Uluslararası anlamda imza koyduğumuz ve cinsiyet eşitliğini savunan cinsiyet eşitliğinin haricinde aile düzenini bozacak bir tek kelimenin bile geçmediği ve benim kadını yaşatacağına inandığım, kadına şiddetin önüne geçeceğine inandığım, tabii ki buradaki müesseseleri hayata geçirebilirsek önemli, çağdaş bir sözleşmedir. Bu sözleşmeyi bırakın vazgeçmeyi, sözleşmeyi en iyi şekilde uygulayarak biz bu eşitliği sağlayabiliriz. İşte bu sözleşmesinin uygulanması demek kadınla erkeğin yan yana, el ele hayatı birlikte paylaşmasıyla olur. Kadının kendini yalnız hissetmemesiyle, erkeğin kendini yalnız hissetmemesiyle, erkeğin kızdığı zaman kendini güç, güçlü hissedip kadına saldırmamasıyla, kadının ya da kadının da erkeğe saldırmamasıyla mümkündür. Biz bu eşitliği dediğim gibi toplumsal e, bilinci yükselterek topluma anlatarak okullarımızda e, eğitim politikası olarak e, ortaya koyarak sağlayabiliriz. Kalkınma politikalarında kadın erkek eşitliğine yer vererek ortaya koyabiliriz. Biz Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği'ni e, kurarken hep şunu düşünüyorduk. Derneğimize gelecek olan arkadaşlara toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir e, tutanak hazırlatıp im hazırlayıp imzalatacağız diye. Aslında bunun e, sadece e, sivil toplum örgütlerinde değil e, tüm e, kamuda olması gerekiyor. Örneğin ben bir iş e, işe başvurduğum zaman, işe kabul edildiğim zaman benden belli evraklar isteniyor. Bu evrakların arasına bu toplumsal toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eee taahhüt evrakının da koymaları gerekiyor. Benim bu toplumsal ...cinsiyet eşitliğini taahhüt etmem lazım. Bunun resmi kayıtlara alınması lazım. Çünkü bu e, kötü bir şey değil, yanlış bir şey değil. Zaten hukuken kabul ettiğimiz ama bir türlü yaşama geçiremediğimiz bir durum. E, yani kabul ettiğimiz bir şeyi yaşama geçirmekte niye bu kadar tereddüt yaşayalım ki biz? Bizler medeni insanlarız. Kadın ve erkek olarak birbirini tamamlayan varlıklarız. Dolayısıyla hayatın her alanında e, ben e, buradan bunu taahhüt edebiliyorum... Ben taahhüt edebildiğime göre ben sizden daha zeki, daha akıllı değilim. Belki içinizde en az akıllı olanlardan birisiyim. Ben bunu yapabildiğime göre hepiniz bunu yapabilmelisiniz diyor. Bir başka etkinlikte, bir başka sunumda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve bu program Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği'nin YouTube Facebook sayfalarında sürekli dönecek. Ne olur bu programları dinleyin ve bu düşünceleri kafanızda demlenmeye bırakın. Daha faydalı olacaktır sizin için. Mümkünse ayrılmayın çünkü benden sonra sosyolog, eğitimci arkadaşım Özlem Önder, kadının hakları var konulu eğitim sunumunu yapmak için karşınızda olacak. Ben hepinize iyi akşamlar, iyi seyirler diliyorum.